Merhaba arkadaşlar. İçinde bulunduğumuz sorunla başa çıkma sürecimizi etkileyen, hatta çoğu zaman belirleyen en önemli hatalı algılarımızın başında yanlış, iyi hissetme, kötü hissetme algısı geliyor. Az önce bir ileti gördüm. İşte uzay bilimlerinden vesaire bahsediliyor. Hepimiz diyor gezegenimizin şu an başka bir boyutta olduğunu hissetti. Böyle bir ileti paylaşmış. Hemen hepimiz diyor gezegenimizin başka bir boyutta olduğunu hissetti. Şimdi böyle hissedince gezegenimiz başka bir boyutta mı olmuş oldu? Mesele nasıl hissettiğimiz. Öyle hissediyorsak öyleyiz. Gezegenimizi şayet başka bir boyutta hissettiysek demek ki gezegenimiz başka bir boyutta olmuş oldu. Yarışma programlarına dikkat edin. Evet diyor. Hissediyorum A şıkkı. Evet, eminim A şıkkı doğru diyor. Son kararım mı? Evet diyor A şıkkı. Bakın hislerine bakarak meseleyi hissetme meselesi olarak okuyarak nasıl hissetmişse onun öyle olduğunu zannederek karar veriliyor. Bakın bir yarışma programındaki doğru şıkkı seçerken bile insanlar hislerini ölçü olarak kullanıyor. Nasıl bir his eşittir gerçek, hisler eşittir gerçeğin birebir işaretidir, göstergesidir hatalı algısı. Bakın nasıl da insanların yaklaşımlarını, bakış açılarını, tepkilerini kodluyor. Mesele sanki nasıl hissettiğin. Yeter ki hisset. Öyle hissettiysen öyledir, böyle hissettiysen böyledir. Bugün uzmanlar dahi ilk defa gittiğinizde ya da bir sonraki seansa gittiğinizde genellikle kendini nasıl hissediyorsun cümlesiyle başlarlar. Yani temeldeki anlayış, temeldeki inanç şudur. Kendini iyi hissediyorsan iyisindir, kötü hissediyorsan kötüsündür. Bakın uzmanların bile hislerin doğasından haberi yok. Birçok insan işte bu tarz hatalı bilinçaltı kodlamaları nedeniyle sabah kalktığında ilk iş olarak kendisini dinliyor. Kendisini iyi hissetmişse gerçekte de iyi olduğunu zannediyor. Kendisini kötü hissetmişse gerçekte kötü olduğu çıkarımına gidiyor. Kötü hissettiği zaman neden bundan etkileniyor? Çünkü kötü hissetmeyi kötü olma gerçeğinin bir işareti olarak yorumluyor. Yani ben diyor bilinçaltı ve zihnimizdeki otomatik düşünceler şu şekilde işliyor. Saniyenin onda biri kadar kısa bir süre içerisinde ben kendimi kötü hissettiysem demek ki kötüyüm. Kötü olmasaydım kötü hissetmezdim. Şu an kendimi kötü hissediyorum. O halde ben gerçekte kötüyüm. Ne yaptı? Kişi kendisinin kötü olduğu konusunda kendisini hislerden aldığı o irrasyonel mesaja bakarak doğruladı. Ölçtü, biçti, tarttı ve kendisini bir kenara koydu. İşte o an itibariyle başlayacak olan psikolojik etkilenme dediğimiz süreç temeldeki bu hatalı ilişkilendirmenin sonucudur. Hisle gerçeğin arasında kurulan bu güçlü ilişkilendirme hatalı algısının bir sonucudur. Evet, uzmanlar inanın hislerin bile doğasını bilmiyor arkadaşlar. Çünkü alınan eğitim ortada. Gerçeklerden, gerçek hayattan kopuk, rasyonellikle, bilimsellikle çoğu konuda en ufak bir bağı olmayan bir eğitim. Siz de haliyle panik atak, takıntı, ansiyete denilen ruhsal süreç içerisinde zaman zaman, değil mi? İç dünyanızdan kötüymüşsünüz gibi hisler, yani yanıltıcı mesajlar alıyorsunuz.
İşte bu ne yapıyor? Sizin sürecinizi baltalıyor. 3 gündür kendimi kötü hissediyorum. Demek ki ben 3 gündür kötüyüm. Demektir bu. Bugünlerde kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Demek ki bugünlerde ben iyi değilim mesajıdır bu. Oysa insan kötü hissettiği halde iyi olabilir, iyi hissettiği halde de kötü olabilir. Kaldı ki kötü olmak ne demek? Ucu açık bir kavram. Sulu bir havza. Kötü hissetmek, kötü olmanın, gerçekte kötü olmanın bir işareti, bir alameti olabilir mi her zaman? Hisler irrasyonel düşüncelerdir. Rüyalarımıza benzer. Rüyalarımızda annemizin öldüğünü görmek, gerçekte annemizin öleceğinin bir işareti olabilir mi? Peki rüyalar kimi etkiler? Rüyaları gerçeğin işareti ve habercisi olarak algılayanı, rüyalara bu şekilde abartılı anlamlar yükleyeni etkiler. Rüyanın bir gerçeklik mesajı taşımadığına inanan bir insan rüyasında ne görürse görsün etkilenmez. Ancak rüyanın yorumuna inanan, rüyadaki bir takım anlamların ve sembollerin bir takım gerçeklik mesajları taşıdığına inanan insanları rüya etkiler. Hisler de böyledir. Psikolojimiz de böyledir. Kötü hissettiğimiz zaman etkileniriz. Çünkü beynimiz ve bilinçaltımız kötü hissetmeyi gerçekte kötü olduğumuzun bir güçlü işareti kabul eder. Oysa gerçekte bu böyle değildir. Ben şu an kendimi dünyanın en yakışıklı insanı hissetsem, o ya da bu sebeple hissedebilirim. Bu benim gerçekte dünyanın en yakışıklı insanı olduğumu mu gösterir? Ben şu an kendimi dünyanın en kötü insanı hissetsem, sırf böyle hissettim diye bu benim gerçekte dünyanın en kötü insanı haline geldiğimi veyahut da öyle olduğumu mu gösterir? Bakın arkadaşlar, bir tek hatalı, iyi ya da kötü hissetme algısı bile nelere, ne büyük savrulmalara sebep oluyor. Daha bunu bile bilmeyen ellerden biz uzman diyerek yardım alıyoruz. İçinde bulunduğunuz süreçte o kadar çok böyle kritik kavşak var ki, hiçbirisinde kaza yapmamak gerekiyor. Siz diyelim ki bir yola çıktınız, bir yere gideceksiniz. Çıktığınız yerle varacağınız yer arasında diyelim ki 356 tane kavşak var. 355 tane kavşakta doğru manevra yapsanız, bir tek kavşakta hatalı manevra yapsanız yine kaza yaparsınız. Bir kavşakta hata yapmak 365 kavşakta doğru yapmanızın bir önemi kalmaz. Yani 365 kavşakta doğru yapmak bir kavşakta hata yapma hakkını size vermez. Yine yaralanma olur, yine maddi hasar olur. Maazallah yine ölümle sonuçlanabilir. Hayat işte bu kadar acımasızdır. 365 tane doğru yapın, bir kere hata yapın, kaza yaparsınız. Panik atak ve takıntı süreciniz de böyle. Hissetmeyi yanlış algılayan bir süreç, bir sektör. Sorunun adını daha doğru koyamayan bir sektör. Değerli arkadaşlar, birçok suistimalin kapısı işte temeldeki bu bir hatalı iyi ya da kötü hissetme. Daha da genel anlamda söyleyecek olursak, hissetme, hatalı hissetme algısının sonucu. Bakın, ne diyor? Herkes diyor, gezegenimizin başka bir boyutta olduğunu hissetti. Bakın, bu mesajdan dolayı kişi şöyle bir kendisine bakıyor. Hakikaten öyle hissetti mi, hissetmedi mi? Bunu bir yokluyor. Öyle hissettiği yönünde bir mesaj aldıysa, hemen otomatikman şu zorunlu sonuca, şu zorunlu çıkarıma gidiyor. Demek ki diyor gezegenimiz gerçekten başka bir boyutta. Ne oldu bakın? İnandı. Bunun böyle olduğuna inandı. Ve bu konudaki sömürünün girdabına kapıldı. Elini uzattı. Kolunu kaptırdı. Gövdesinin de gitmesi an meselesi. Bu tabii ki bir örnek. Yani gezegenimizin başka bir boyutta olduğuna inandığımız zaman elimizi verip kolumuzu kaptırmış olmuyoruz belki. Bu bir örnek sadece.
oturmuş masasına bir uzmanlar. Fatma Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyi hissediyorum hocam. Tamam. Çok güzel Fatma Hanım. Doğru yoldayız. İyi hissetti ya doğru yoldayız. Haftaya tekrar geldiğinde kötü hissederse o zaman da demek ki yanlış yoldayız. Madem hisler gerçeği yansıtıyorsa. Bakın nasıl insanlar durup dururken hisleriyle yatan, hisleriyle kalkan takıntılı kişiliklere dönüştürülüyor. Bir videomda bahsettiğim gibi beyinlerinde insanlar nasıl bekçi haline getiriliyor. Hisler gerçeği gösterir. İyi hissedersen gerçekte iyisindir. Kötü hissedersen gerçekte kötüsündür. Gerçekte nasıl olduğunu anlamak istiyorsan hislerini takip et. Verilen mesaj bu. Hisler her zaman bizim elimizde olan bir süreç midir? Hisler duygusal bir süreçtir. Kontrolü çoğu zaman elimizde değildir. Dışımızdaki faktörlere bağlıdır. Bakın bizler nasıl kontrolü elimizde olmayan bir duygusal sürece aşırı duyarlı hale getiriliyoruz. Artık insanlar hisleriyle yatıyor, hisleriyle kalkıyor. İyi hissederse iyiyim diyor, seviniyor. Kötü hissederse kötüyüm diyerek üzülüyor. Zaten ne diyorum? Bakın bir sürece duyarlı hale gelmek otomatikman bizi tam zıttına da duyarlı hale getirir. İyi hissetmeyi çok önemseyen, buna aşırı duyarlı hale gelen bir insan tam tersi olan kötü hissetmeye de aşırı duyarlı hale gelir. Duyarlılık arttığında zaten etkilenme de artar. Bakın ne kadar özgün şeyler söylüyorum. Zannetmeyin ki bu bilgiler her yerde. Bütün psikologlar bu bilgiye, bu bakış açısına sahip. Bunu övünmek için söylemiyorum. Bunu yanılmamanız, yardım alıyoruz adı altında. Zarar görmemeniz için, uyanık olmanız için, her sakallının dedeniz olmadığını bilmeniz için söylüyorum. Her algı diyen aynı algıdan bahsetmiş olmuyor. Her telkin diyen aynı telkinden bahsetmiş olmuyor. Her bilinçaltı diyen birbiriyle tamamen benzer şeyler söylemiş olmuyor arkadaşlar. Lütfen kitabımı okuyun bakın. Bu konuda bu kadar son 1-2 videodur ısrarcıyım. İsteyen istediğini düşünsün. Psikoloji, gerçek bir psikolojiyi öğrenmek istiyorsanız, psikolojinin gerçeklerini, sektörün gerçeklerini, doğru bakış açısının gerçeklerini ve hatalı bakış açısının temel bileşenlerini, kodlarını, kalıntılarını, tortularını tanımak ve gerçek bir psikoloji bilgisine ve bakış açısına sahip olmak, kendinizi sorunlara karşı aşılamak, sorununuz varsa da bu sorunlara en etkili ilacı almak istiyorsanız videolarımı izleyin, tavsiye edin. Özellikle de daha derli toplu, daha sistematik bir anlatım içeren kitabımı mutlaka okuyun. Bakın piyasa uzman olduğu halde bozuklukla hastalığın öneminin farkında olmayan yığınla insanla dolu. Arada oysa dağlar kadar büyük fark var. Bir sorunu nasıl tanımladığınız yaklaşım belirler. Grip diye tanımlarsan farklı bir yaklaşım gösterirsin, dinlenirsin, C vitamini alırsın, bol sıvı tüketirsin vesaire. Kanser diye tanımlarsan farklı bir yaklaşım devreye girer. Bir sorunu iletişim sorunu diye tanımlarsan iletişimsel bir çare ararsın. Cerrahi bir sorun diye tanımlarsan en iyi cerrah kim diye değil mi? Cerrah peşinde koşarsın. En hijyenik hastaneyi ararsın. Ameliyat donanımı en iyi hastane peşinde koşarsın. Bakın sorunun adını nasıl koyduğumuz, bir sorunu nasıl tanımladığımız ne kadar önemli. Koca uzman olmuşlar diyor bozuklukla diyor hastalığı ne? Bu kadar diyor takılmayın buna diyor. Değerli arkadaşlar, psikoloji bilimi matematik değildir. Her matematikçi 3 aşağı 5 yukarı her soruyu çözer.
hemen hemen aynı yöntemlerle çözer. Evet, az bilgisi olan, çok bilgisi olan matematikçi farkı vardır. Bu sonucu bir parça belirler. Ancak bir matematikçi 2 kere 2'ye 4 derken diğeri 5 demez. Ancak bizim alan böyle değil. Menfaat, had safhada hatalı bakış açıları, adam inancını katıyor. Yanlış bozuk algısını katıyor, bilgi gibi sunuyor. Psikoloji biliminin zaten sınırlı olan bilgisi ortada. Zaten sektörün oluşturduğu birçok hatalı bilgi zemini ortada. Bir de buna yetersizlikler, yanlılıklar, kaygılar, mesleki ve benzeri kaygılar eklendiğinde iş iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Değerli arkadaşlar, İstediğiniz psikoloğu takip edin, istediğiniz kitapları okuyun ama lütfen önce bir videolarımı bir izleyin. Bir farklı bir bakış açısıyla kendinizi sağlam bir zemine önce bir dayayın. Ondan sonra eliniz nerede gezerse gezsin, hani pergel gibi. Önce bir ucu doğru bir yere dayansın, sonra diğer pergelin diğer ucu istediği yerde dolansın. Önce bir Kur'an-ı Kerim'in anlamını bir okuyun. Sonra hadis oku, tefsir ne okursan oku. Ama önce bir Allah ne diyor bil. Temel bir ölçü bulunsun elinde. Sonra öğrendiklerini o ölçüye vurabilesin. Bunun gibi örnek verdim. Dinle kafayı yemiş falan değilim. Ben dine çok dindar birisi olduğum için değil. Bir psikolog gözüyle, sorgulayan bir insan gözüyle, felsefi bir ilgi alanı olarak bakmaya çalışıyorum. Yoksa insanlar cennete mi, daha çok cehenneme mi gider? Herkes benim gibi inansın, benim öyle bir derdim yok. Değerli arkadaşlar, örnek veriyorum bakın. Ne demiştim? Videomuzun esas konusu neydi? Bakın, daha hislerimizin bile doğasını tanımıyorlar. İyi hissetmeyi iyi olmanın, kötü hissetmeyi kötü olmanın bir işareti zannediyorlar. Bu sebeple nasıl hissediyorsun diye sorarak çoğu zaman görüşmelere, muayeneye başlıyorlar. Sanki iyi hissedince iyiyiz, kötü hissedince kötüyüzmüş gibi. Sen Hasta Değilsin kitabını mutlaka edinin ve okuyun. Videolarımı mutlaka izleyin, tavsiye edin. Saygılarımla.